bahsediyorum. Evet. Geldik siyasi partiler içerisinde e, dengesi en çok bozulan partiye hangisi? Bravo. İyi Parti bildiniz. İyi Parti e, daha doğrusu Meral Hanım siyasette kalabilmek için e, formül alıyor. Formül arıyor. Kendisi tabii ki büyük sözü söyledi. O büyük sözden de dönemiyor şu anda ve Meral Hanım'ı partide tutabilmek için kendisi de istiyor zaten. Formül Cihan abi formülü. Yapamadık. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. İyi Parti 27 Nisan'da olağanüstü kongreye gitmeye hazırlanıyor. Akşener'in aday olmadığını açıkladığı kurultayda Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Tolga Akalın ve Günay Koday genel başkanlığa talip oldu. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Adaylığını ilan edenlerin yanı sıra bir isim daha çıktı öne. Olağanüstü kurultay sürecinde partiden kopmaların meydana gelebileceğini belirten bir grup abi formülü üzerine yoğunlaştı. Genel başkanımızın da e... Kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna göre Cihan Paçacı yarışa girip genel başkan seçilirse olağan kurultaya kadar partinin başında olacak. Cihan abi formülüyle küskünlerin tekrar partiye kazandırılacağı, olağan kongrede eşit ve adaletli bir sistemle genel başkan seçimine olanak sağlanacağı ifade ediliyor. İyi Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim Genel Başkanlığa aday olmayan Meral Akşener'in Dervişoğlu'nu desteklediği belirtilirken kulislere emanetçi başkan iddiası yansıdı Buna göre Dervişoğlu genel başkan seçilirse bir süre İyi Parti'nin dümeninde olacak Kısa zaman içerisinde parti olağan kurultayı için yeniden seçime gidecek Dervişoğlu bu seçimde genel başkanlığı yeniden Akşener'e devredecek Bu nasıl bir fantazi dünyasıdır bu nasıl bir şuur altıdır? Ya, Meral Hanım gerçekten bakın tarihi yazamıyorsanız tarihi olursunuz. İşte siz de bir tarih hocasısınız zaten öğretmenisiniz ve bu sözü siz söylemiştiniz. Ya tarih olacağız ya tarihi yazacağız diye. Ve eğer iyi Parti yani Cihan Paçacı formülü falan Cihan Bey'i de geçtiğimiz süreçte Kılıçdaroğlu'na laf söyledi diye parti görevinden almışlardı ve tekrar ondan sonra görevi iade edildi. O da bu görevi kabul edecek mi bilmiyorum. Ama bakın, eğer siz bu partiyi değiştirmezseniz, merkez sağda kim olacak biliyor musunuz? Veya merkez Cumhuriyet Halk Partisine kaptıracaksınız. Bakın, açık şekilde söylüyorum size. Çünkü insanlar merkez sağda bir parti arıyorlar. O parti yok. İyi parti olabilirdi, olamadı. Lider değişikliği yaparsanız ne hala. Belki konumlandırabilir ama ilerleyen yeniden refah merkez sağda değil. O muhafazakar sağda ama merkez sağda siz böyle giderseniz oylarınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde konsolide olacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Değişim iyidir. Çoğulculuk iyidir. Değişmek, yenilenmek güzel bir şeydir. Bunu hayata geçirebilirsiniz. Gidiyoruz. Ha